Yavaş yavaş. Boğulacaksın. Anne, yemin ediyorum o kadar lezzetli yapmışsın ki durduramıyorum kendimi. Ellerine kollarına sağlık. Peki, yemekten sonra tatlı ne var anne? Sütlü mü şerbetli mi istiyorsun? Evet. Sütlülerden kazandibi var, tavuk göğsü var, güllaç var. Bak şimdi sen böyle deyince ben hepsini özendim birden ya. Anne sen en iyisi böyle ortaya bir karışık yap, ben ona dalayım. Burası lokanta mı be? Ne buluyorsan ya, ondan sonra defol git. Ay ne bu arsızlık be? Sen dua et Gülşah'a. Yok annem, bir şey yok. Ay anneanne, benim için kendini hiç sıkıntıya sokma. Babacığım, ne biçim laf öyle? Oldu mu şimdi? Oldu, oldu. Tamam, annem çok haklı. Hadi sen kalk. Hadi kalk artık, kalk. Tamam, tamam, tamam ya. Abici, hani bak böyle bir şeye ihtiyacın olur, mutlaka haberim olsun ha. Hani böyle kerata seni yüzmeye falan kalkar, direkt söyle bana, çekeyim kulaklarını. Aman. Öyle benim eski patronum da hiç havalara falan girmesin yani. Eski patronun mu? Tabii ya. En son ben bunların inşaatta çalışıyordum. Hesapta böyle şeyden, malzemeden çalıyormuşuz diye bütün ekibi işten kovdu. Olacak şey mi ya? Oo, olacak iştir. Yok anne, yemin ediyorum günahıma girdiler ya. Hiç ben öyle malzemeden çalacak adam mıyım Allah aşkına? Ama boş ver zaten. Ayrıca artık bacanak oluyoruz değil mi? Herhalde tekrar şey alır beni. Eşek değildir o kadar. Kız, konuşursun değil mi? Yani... Enişte... Şey... Aman ablam sakın ha. Şu kurtuluşu tanıdığını bile söyleme. Vallahi rezil oluruz ha. Öyle mi lütfen? Öyle kurtuluş. Öyle. Bana bak, kızılcın senin yolunu gösteriyordur. Sen git. Ben senin yemeğini yedirdim. O da tatlını yedirsin. Öyle olsun benim. İyi peki. Siz zahmet etmeyin ya. Ben çıkarım, hiç sorun değil. Ama gitmeden son bir kızımı, Gülşah'ımı bir kere daha öpeyim bari. Ay. Babacığım. Çok seviyorum seni. Ay. Hadi. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi hadi hadi. Hadi. Söylemiştim, alem adam ya. Onların kulaklarını çekecekmiş. Ha, sahtekarlık da sınır tanımıyor. Hadi hadi hadi. Toparlanın, bizim dizi başlıyor. Aa aynen, bizim dizimiz var. Tamam anne, hadi sen çık, ben toplarım buraları. Ay kızım, sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Sen köşeye çekil, bir güzel dinlen, gümüşünü sev. Biz hallederiz. Yok anne, vallahi sen de yoruldun zaten. Biz ablamla toplayıveririz, hadi çık. Ay bence de iyi fikir vallahi. Tembel kızım. Sen ne yapacaksın Allah aşkına evlendiğin zaman? Nasıl ne yapacağım anneciğim? Şu an yaptığım şey yapacağım herhalde. Hizmetçilerim olacak benim. İnşallah olur. Yoksa yandık kızım. Anneciğim, öyle bir şey olmama gibi ihtimal var mı sence? İnşallah. Hadi, hadi gel. Gel bakalım. Hadi gel. Hadi. Gel annem, gel annem, gel annem. Ah, annem kaderime bak. Bak, birazcık akıl bende olsaydı ben bu halde mi olurdum? Neyse. Abla, şişt. Sen ne yaptın bu arada, ha? Ne yapayım abla? Sözleşmeyi imzaladım işte. Ay neyse, iyi yaptın. Bana bak, ya bebek doğduktan sonra belki birbirinizi seversiniz ha. Belli mi olur? Öyle bir şey mümkün bile değil abla yani. Ya ben onu seveceğimi bir taşı severim daha iyi. Onun bile daha çok duyguları var. Aa, kız o kadar mı duygusuz? Abla artık dibi yani, anlatamıyorum sana. Lale. Madem bu kadar duygusuz Elif de siz o gün nasıl... Şşş. Sakın bana o geceyi hatırlatma. Tamam be. Üf. Bana bak. Anneme bir şey söylemediniz değil mi? Onları da tembih etseydin. Yok yok. Dedim ki yani ne olur dedim, ailemde hiç kimse duymasın bilmesin dedim. Tamam dedi. Ay. Tamam hadi toplayalım sofrayı hadi. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.